Herkese merhabalar. Bugün okul sınavına çalışma taktiklerini anlatacağız. Tonguç. Efendim hocam. İlk Aa, başta tamam, markamızı ederim. da yapıştıralım. Tonguç'um okul sınavına çalışma taktikleri deyince aklına insanın belli şeyler geliyor. E, yöntemler geliyor. Mesela bunlardan ilki. Kopya bir kere... hazırlamak. Hayır evladım bak. 100 almak istiyorsun değil mi sınavda? O evet kesin. hocam 100. Bir kere herkesin hedefi 100 almak. Bir kere 50 alayım 60 alayım böyle hedefler yok. Hep 100 almak tamam mı Tonguç? Yani her şeyi tam bilerek gireceğiz. Defter kitap denilen bir olay var Tonguç. Bak, ilk taktik bu. Açıklıyorum. Hazır mısın? Hazırım hocam. Tonguç, öğretmenler eğer defterde bir şey yazdırıyorsa aslında bu onların bir kitabı gibidir. Dolayısıyla öğretmenler kendi kitaplarından sorarlar. Bütün öğretmenlerin yani, kitabı var o zaman hocam. Evet, bütün öğretmenlerin kitabı var ve her öğretmenin de aslında sınavlarda kendi kitabından sorduğunu unutma Tonguç. Tamamdır hocam. Yani şöyle düşün. Hani öğrenciler şey diyorlar ya. Aa göstermediğiniz yerden sordunuz diyorlar ya. Aslında her şeyi gösteriyorlar mı hocam? Ya hayır bu şikayete maruz kalmamak için hep defterlerinden sorarlar Tonguç. Ha. Yani bir insan kendini kendi eliyle tehlikeye atar mı? Veya Hatmaz. şikayete maruz kalacak bir pozisyon. İşte öğretmenler de akıllı insanlar. Diyorlar ki ya kardeşim ben defter yazdırıyorum ya. Sen de ona çalışacaksın. Zaten. Ki Anladım. zaten her sınavdan önce bütün öğretmenler biz ne yapıyorlar? Söylüyorlar. Diyorlar ki çocuğum defterine çalış. Anladım hocam. Orada bize mesaj veriyor. O zaman bize ne yapıyoruz? Aa o zaman defterimize çalışalım. Ama bazen ne yapıyoruz? Test kitabından falan filan ama defterimize mutlaka önem vereceğiz. Tamam mı Tam Tamamdır hocam. Dolaşan defter diye bir sistem daha var. O da şu Tonguç'um. Şimdi mesela senin defterinle arkadaşının defteri arasında farklılıklar olabilir. Evet. Dolayısıyla birbirlerinizle defterlerinizi bir değiş tokuş yani takas edin hani bir iki bir günlük iki günlük sınavdan e, üç dört gün önce tabii. tam bir sınavdan önceki gün değil de ondan sonra eksiklerinizi bir kendiniz birbirinize edin. tamam mı Tamamdır, e, kontrol edin ve sonuçta Herkes kendi eksiğini daha da net bir şekilde görür hocam. ve daha da iyi bilgi paylaşımı olur Tonguç. Yapışkan kartlar yöntemi var o da şu Tonguç'cuğum. Ne yapıyoruz? Mesela fizikte F eşittir Mesela işte makale fıkra deneme öykü e, edebiyatta evet. işte ne bileyim. E, dağlar denize dik uzanır coğrafya için bunları teker teker e, ka kağıtlara yazıp odamızın bir taraflarına hatta alnına bile yarışıyor işte bizim, Tonguç. <laughs> Tamamdır hocam. Yani her tarafa yapıştır tamam mı? Bu kağıtları sınavda yanımıza getirelim mi hocam? Hayır canım saçma bunları götüremezsin. Bunlar sadece aklında kalsın ve çok önemli şeyler hakkında kalsın diye yaptığın şeyler. Anladım hocam. Yani odanın her tarafına yapıştırabilsin. Hatta, Tuvaleti yapıştırabilir miyim hocam? E, ha hayır tuvalete niye yapıştırır? İğrenç bir şey saçma. Hayır öyle. hocam yani elimizi yıkarken falan bakarız daha da iyi aklımıza kalmaz Hayır mı? sana çok daha iyi bir taktik veriyorum. Mutfağa da yapıştır evladım. Ha yemek yerken. Hayır evladım annene de hava atmış Bak o, öyle, oğlum eee, nasıl ders çalışıyorlar. Der. Sen de gazayı Hatta babanın e, çalışma masasına da yapıştır. Araba Arabanın evet. arkasını yapıştırayım hocam. Arabanın arkasını ekstireyim. Soru günleri diye bir şey düzenleyeceksin bir de Tonguç'um. Sınavlardan evet. önce arkadaşlarınla toplanıp nasıl kadınlar hani altın günleri evet. yok bilmem çay günlük börek evet. günü yapıyorlar ya. Çayını böreğini annene söyle ki. Anne bugün soru günü yapıyoruz. Annem var ya ooo neler döktürür neler. Aynen. Oğlum soru çözecek, oğlum ders çözecek diye. Arkadaşlarını da çağır. Ama tabii senin erkek kız arkadaşın olmadığı için genellikle hep erkek evet, arkadaşın olsun, sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Zaten senin evine de giren kız hemen çığlık çığlığa kaçar yani. Aynen. aynen. Dağınıklıktan. Dolayısıyla erkek arkadaşlarınla veya işte arkadaşlarınla otur çay iç börek ye ve o sırada ne yap ders çalış. Hocam yani. ama biz araya gelince hep pes atıyoruz hocam ya. Evladım işte oyun yapma gözünü seveyim tamam. ya. Sınava yaklaştı ya sınava çalışman gerekiyor. Tamam ne hocam. oyunu ya? Ama onu yapacağın günlerde olsun. İnşallah. O da senin deşarj günlerin. Tekrar defteri diye bir şey var Tonguç bir de küçük bir not defteri al ve bu not defterine önemli olan her şeyi yaz. Ve otobüste uyumadan önce hatta lavaboda lavaboda yani e, şey Anladım. yaparken bile okuyabiliyorsun Tonguç tamamdır hocam o zaman o senin hakkında daha iyi kalıyor tamamdır bunu hocam. unutma Tonguç hele uyumadan önce yaptığın her şey aklında inanılmaz kalıyor Tonguç anlaştık hocam o zaman bu tekrar defterin de otobüste giderken şoför amca arabayı kullanırken sen de boş boş oturacaksın ha nasıl olsa o kullanıyor arabayı ama böyle böyle tutma Tonguç böyle tut çünkü böyle tutarsan miden bulanır böyle bir şey var araba dönüyor ya sağa sola evet Ondan sonra sen aşağı doğru bakıyorsan aşağı doğru bakarsan midesi bulanıyor insanın. Başı dönmüş gibi oluyor. Ha. Ama böyle kaldırırsan hani doğru önüne hocam. doğru bakarsan Anladım. miden bulanma, bulanmaz Tonguç'um. Tamam mı Tonguç'um? Tonguç, um? <laughs> Tonguç komu takip et Tonguç'um. Evladım bu ücretsiz bir şekilde üye ol. Tamamdır hocam. Facebook, Twitter, Instagram'da bizi paylaş. O zaman bu videoyu da paylaş arkadaşlarına tamam mı Tonguç'um? Tamamdır hocam. Ödüllü sorumuzu yap cevaplara gönder bakalım. Hemen yolluyorum hocam. Evladım bak kopyalar sarkıyor görüyor musun? Ne? Eyvah hoca geliyor eyvah eyvah. Eyvah eyvah.